Ekonomi kriz bildiğiniz gibi her sektöre vurdu. Tabii bizim sektörde biraz daha rağbet fazlalaştı, arttı. Bunun en büyük sebeplerinden biri özellikle altın fiyatlarındaki yükseliş oldu. Ama bu durumda özellikle yeni evlenen çiftlerin artık böyle altın alamayacak duruma gelmeleri söz konusu oldu. Şöyle, şu an bir bileziğin fiyatı örneğin ortalama 45-50 binden aşağı değil. Yani 500 bin liralık dahi altın alışverişi yapıldığında artık yetersiz kalıyor. Ama bu durumda biraz daha biz devreye giriyoruz. Yeni evlenen çiftler özellikle daha çok gelip kalan kısımda mesela özellikle işçilikli grup, mesela altında işçilikli grup dediğimiz ürün var, bileklik, küpe gibi tarzı şeylerde biraz daha zarar yüksek olduğu için gelip buradan karşılıyorlar. Ürünlerimiz zaten 22 ayar altın kaplama olduğu için hiçbir şekilde hani çok yakından ayarına bakılmadığı sürece fark edilmeyecek düzeyde orijinallikte olduğu için daha çok bu gruba yöneliliyor. Şu an sektöre baktığımızda bir nevi kuyumcularla kapışıyoruz diyebiliriz artık. Çünkü artık kimsede artık o güç kalmadı. Hani ya geçim derdine düşecek ya altın derdine düşecek ki biliyorsunuz bizim yörede de altın olmadı mı düğünde çok kötü algı yaratılıyor. O yüzden daha çok şöyle örneğin çerçeve gruplarında falan bize yöneliyorlar. Seneyle bu sene arasındaki mesela satışta olarak bu sene satışımız biraz daha fazlalaştı. Çünkü altın geçen sene oranla neredeyse 2 katı artış yaşadı. Bundan dolayı geçen sene göre daha çok bir satışımız oldu. Bir bileziğin bizde maliyeti en iyi kalitesi 400 lirayı buluyor. 400-420 lira var. Altını 50 bin lira. Yani bunu göz önünde tutunca inanılmaz bir avantaj oluyor yeni evlenen çiftlere. Bu düğün yapmaktaki en büyük masraf kalemini aslında bir anda kısmış oluyorlar. Bu yüzden böyle bir talep olmaya başladı. Bize gelen bir çiftimiz bir düğündeki bütün masrafını yaklaşık 15-20 bin lira gibi bir paraya, tacından kemerine, bileziğinden setine kadar böyle bir miktara en iyi kalitesiyle bunları temin edebiliyorlar. Uzun zamandır zaten alım gücü de inanılmaz düşmeye başladı. Bu yüzden dolayı insanlar artık düğününü minimum masrafla nasıl atlatabilirim? Bunların peşinde artık insanlar. Bu da işte insanları yavaş yavaş imitasyon takıya yönetmeye başladı. Özellikle son 1-2 yıldır talep de fazla. Bu yüzden dolayı biz bir yandan talepten memnunuz, bir yandan da halkımızın, insanımızın alım gücü düşmesinden dolayı üzgünüz aslında. Keşke herkes altın alabilse. Yine her zaman biz de bu eksikliği gidermek için müşterilerimizin hizmetindeyiz. Büyük bir avantaj sağlıyor insanlarımıza. Bu yüzden hani herkese de öneriyoruz aslında. Artık bu altın insanlarımızdaki altın aşkının biraz olsun sönmesi lazım. En azından gençlerimiz de yavaş yavaş yuvalarını kurmaya başlayabilsinler. Alım gücü altın fiyatları böyle yükseldikten sonra ister istemez bayağı bir düştü yani. Alanlar oluyor. Yani genelde çok böyle sıkıntılı bir süreçten geçen, işte ne bileyim yani bir şeyleri alamayacak durumda olan çoğu insan vardır. Şu an bir çeyrek altın 4000-4500 lira civarında olduğunu düşünürsek, normal aşiretlerin içerisinde set istenilir, kemer istenilir gibi gibi bilezikler istenilir. Burada nereden bakarsan en kötü ihtimalde 400-500 bin belki 1 milyona dahi bile dayanabiliyor bu istekler. Normal bir insanın çalışmasıyla bu karşılanabilecek gibi değildir. Mümkün değil. Bu sebepten dolayı da yani kısıtlı durumları olan insanlar genelde imitasyona yönleniyor. İmitasyonla karışık bir şekilde işte 2 tane gerçek bilezik alıyorken bir tane de anlaşmalı bir şekilde ama genelde olur. Hani karşı tarafın da haberi ve bilgisi olaraktan 2 tane de sahte bilezik imitasyon içine bırakılır. Bu şekilde de hem karşı tarafın ne bileyim yani isteklerini karşılamış olur hem de o sıkıntıyı kendine de belli ettirmeden kendi işini de halletmiş olur.